Mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Görüşler Değerler programının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, her hafta değişik farklı bir konuyu ele alıyoruz. Bu hafta ise Türkiye'nin başkentinden ayağının tozuyla Kerkük'e gelen çok değerli bir ismi burada Türkmenili Televizyonu'nda konuk ediyoruz. Şu şekilde ben kısa bir şekilde özetleyecek olursam eğer, 29 ülkede 151 üniversite rektörünün üye olup aktif rol alarak Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Sayın Orhan Hikmet Azizoğlu bu akşam bizim konuğumuz olacak. Onunla ilgili hem üniversiteler arasındaki bağlantıları soracağız, aynı zamanda dünya genelinde birçok şeyi değerlendireceğiz ve bunun yanında kendileri de çok önemli bir şair, bir yazar ve aynı zamanda 15 Temmuz gazilerinden çok değerli bir isim. 15 Temmuz'dan da bahsedeceğiz. Geniş bir şekilde konuşacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi tabii ki de sizleri burada Türkmenili Televizyonu'nda ağırlamak bizim için gurur verici bir durumdan bahsediyoruz. Gerçekten çok sevindik, çok mutlu olduk bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben şu şekilde konuya giriş yapmadan önce öncelikle Kerkük'ü nasıl buldunuz diye sormak istiyorum. Öncelikle Kerkük'te Türkmen kardeşlerimle birlikte bulunmaktan, sizin aracılığınızla bölgeye seslenmekten büyük mutluluk ve kıvanç duymaktayım. Kerkük şehri coğrafyamızın atar damarı gibi sevgi kenti, huzur kenti, inşallah huzur kenti olur. Tüm kültürlerin, tüm değerlerin içinde olduğu ve bunu barış içinde, huzur içinde, birlikte yaşama kültürü ile yaşayan çok değerli bir kentimiz. Evet. O açıdan kente, Kerkük'ü bu coğrafyada yaşayan, özellikle bütün Türkiye'nin, Türklerin sevdiği gibi ben de çok severim ve burada bulunmaktan sizlerle, Türkmenili Televizyonu ailesiyle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hocam şimdi tabii yurt dışından, özellikle Türkiye'den olsun ya da Azerbaycan'dan olsun, böyle bir Kerkükli ismi duydukları zaman, Türkmen duydukları zaman gerçekten mutlu oluyorlar. İnsan ister istemez yüzünde bir tebessüm, güller açıyor. Bu mutluluk kaynağının en büyük sebebi nedir sizce? Kerkük özellikle Türkmenler açısından ve bunun da endeksi olarak Türkiye açısından kültürü asimile olmamış ender kentlerden birisi. Dünyanın çok saygın ülkelerinden biri olan Türkiye çok uzun yıllardan beri Kerkük kültürüyle, Kerkük türküleriyle, Kerkük folkloruyla yatıp kalkar. Türkiye'deki her bölgenin farklı bir kültürü vardır. Farklı müziği vardır. Farklı bir lehçesi vardır. Folkloru vardır. Fakat tüm bölgelerde Türkiye'nin Karadeniz, Doğu, Güneydoğu, İç Marmara, Akdeniz, Ege, tüm bölgelerinde Kerkük türküleri, Kerkük kültürü sevilir. Bu açıdan Kerkük kültürü asimile olmayan bir kenttir. Hocam asıl konumuza giriş yapalım artık diyorum. Sizler Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucusu Başkanı olarak, yani Irak'a bakıldığı zaman birçok üniversite şu an sizin konseye bağlı. Bunu nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Uluslararası Üniversiteler Konseyi 7 kişiden, kurucu 7 kişiden, ben kurucu başkanıyım. Birisi Musul Üniversitesi Rektörü, çok değerli kardeşim Obay Devirci. Zaman geçiyor artık. Yaşlanıyoruz. Kendisi emekli oldu. Buradan da selam ve sevgilerimi gönderiyorum aziz kardeşime. Irak üniversiteleri, Kürt üniversiteleri ya da Arap üniversiteleri, yani iki bütün olarak Irak üniversitelerinin tamamına yakın devlet üniversiteleri bizim kurumumuzun üyeleridir. Akademik bilim yönetim kurulu, denetim kurulunda görev alırlar. Bazı kurullarda akademik kurul başkanı Selahattin Üniversitesi rektörüdür. Ya da Feluca Üniversitesi rektörü yönetim kurulu üyesidir. Kerkük Üniversitesi rektörü değerli kardeşim Profesör Doktor Abbas, yine üst kademelerde görev alan, yeni seçilecek seçimde de daha üst kademelerde görev alabilecek çok değerli bir akademisyendir. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti
şu anda İslam coğrafyasının umudu, mazlum halkların umudu, tüm İslam dünyasında kalp gözlerinin, hissiyatların, dualarla yöneldiği bir ülke konumundayız. Hı hı. Bu da bizlere çok omuzlarımızda ağır yükler yüklüyor. Bize misyon ve vizyonumuzdan dolayı her alanda olduğu gibi akademide de başta komşularımız olmak üzere tüm coğrafyaya katkı sunmak istiyoruz. Irak üniversitelerinden de bu anlamda çok önemsiyoruz. Bizim için çok değerli bir komşumuz. Türk'ü, Türkmen'i, Arap'ı, Kürt'ü bütün olarak bu coğrafyada yaşayan tüm ülkeler bizim coğrafi paydaşımızdır. İran da bizim coğrafi paydaşımızdır. Suriye de coğrafi paydaşımızdır. Irak da coğrafi paydaşımızdır. Böyle baktığımız zaman her alanda olduğu gibi akademik alanda da Türk üniversitelerinin, Türk akademik sistemlerinin, Türk akademik kurumlarının tamamı Irak bölgesine katkı sunmaya çalışıyorlardır. Bir tarafımıza baktığımız zaman İslam dünyasının çok değerli lider ülkesi konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hı hı, öbür taraftan Türkiye'ye baktığımız zaman çağdaş Batı toplumlarının çok asil bir üyesiyiz biz aynı zamanda. Hı hı. O açıdan tüm İslam ülkeleri için her alanda olduğu gibi akademide de rol modeliz. Bizler de bu sorumluluk, misyon ve vizyondan dolayı tüm katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz Irak üniversitelerine ve rektörlerine. Hocam peki tarih olarak ne zaman başladınız? Yani Irak'ta üniversiteler arasındaki bu yakın bağ kurmaya, çünkü çok yakından ilgileniyorsunuz. Yıllardır tabii birçok adımda sizleri ön planda görebiliyoruz. Baktığımız zaman şu an Irak'tan da birçok öğrenci artık üniversiteye geçiş yapıyor ya da yüksek lisans almak için Türkiye Cumhuriyeti'ni seçiyor. Tabii ki de bunun da eminim ki sizin konsey olarak da çalışmalarınız var. Tam olarak ne zaman başladınız? Şu an o çalışmalar hangi aşamada, nasıl ilerliyor? Uluslararası Üniversiteler Konseyi 2010 yılında kuruldu. 7 kişi kurucu başkanım ben. Mısır Üniversitesi Rektörü, Pakistan Lahore Üniversitesi Rektörü, Bahreyn Kral Üniversitesi Rektörü gibi 7 kişiden kurulan bir kurumdur. Şu anda 151 üniversite rektörü aktif görev alıyor kurumumuzda. Aktif olmayanlarla birlikte 500 rektör 29 ülkeden kurumumuzun üyesi ve katkı sunan üniversitelerimiz var. Kurulduğu günden itibaren bölgesel olarak Irak çok önem teşkil eden, değer teşkil eden bir üniversite, bir ülke olduğu için, hı hı, kuruluş gününden itibaren Irak'a en çok belki katkı sunduğumuz ülkelerden biridir Irak. Hı hı. Sorunuza cevaben söylüyorum. Kurulduğu günden itibaren kurullarımızda en çok katkı alan ülkelerin başında Irak geliyor. Evet. Peki hocam, siz baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz tarihinde o meydana gelen başarısız darbe girişiminde Türkiye Cumhuriyeti tarafından övünç madalyası almış bir gazi olarak, aynı zamanda bir şair ve yazar olarak sizce istikrar ne demek? İstikrar hangi alanda, nereden baktığınıza bağlı, hangi alanda, eğer toplumsal, sosyal alanı kastediyorsa, onu kastettiğiniz oysa, evet, toplumların istikrarlı yaşayabilmesi için ülke ya da coğrafya, bölge birlikte yaşama kültürünü hayata geçirmeleri gerekir. Bizim ülkemiz son 15-16 yılda istikrarlı bir yönetim ve iktidarla 100 yıllık hizmet ya da gelişim sağladı her alanda. Ekonomik, diplomatik, siyasi, akademik, sağlık, her alanda 15 yılda, 16 yılda istikrarlı bir yönetimle
100 yıllık bir gelişim sağladı. İşte bu bir yönetim, yönetsel istikrardır. Coğrafi olarak baktığımızda, resmi biraz büyüttüğümüzde istikrarlı bir coğrafya içinde birlikte yaşama kültürünü hayata geçirmesi gerekir. Türk'ü, Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı bu coğrafyanın paydaşı olduğunu algılamalıdır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Amerika ya da Avrupa müttefiği olabilir, müttefiğidir de. Ama coğrafi paydaşı değil. Yani farklı kıtalardan iki ülke diyebiliriz. Farklı kıtalarda ve çok uzaklarda ülkesel menfaatlar, bunu her alanda bakabilirsiniz. Diplomatik, güvenlik, ekonomik her alanda bakabilirsiniz. Bittiği zaman ortaklık bitebilir. Fakat coğrafi paydaşlarda siz bu ortaklığı bitiremezsiniz. Burada yaşamak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Rusya, İran, Suriye, Irak ya da Yunanistan coğrafi paydaş olduğu ülkelerle bu coğrafyada ebediyete kadar yaşamak zorundayız. İşte bunun için de birlikte yaşama kültürüyle istikrar sağlayabiliriz. O zaman istikrarlı bir coğrafyada huzuru, güveni, zenginliği, barışı, kardeşliği tesis edebiliriz. Peki hocam, bu coğrafya açısından bahsettiniz. Yani bu istikrarın sağlanabilmesi için birlik içerisinde yaşanması gerekir dediniz. Ancak bunu yönetim açısından ele alacak olursak eğer, nasıl istikrarlı bir yönetim oluşabilir? Herhangi bir ortamda olsun veya insanlar arasında veya bir iş yerinde vesaire vesaire. Yönetim eğer büyük resimden coğrafi mi bahsediyorsunuz, ülkesel mi bahsediyorsunuz? Ülkesel diyelim biz. Yani ülkesel, ben kendi ülkemden örnek gösterdim. Başka ülkelerle ilgili yorum yaparsam siyasi bir görüş belirtmiş olurum. Ama kendi ülkemden ilgili yorum yapabilirim. 15 yılda istikrarlı bir iktidar ve yönetimle 100 yıllık hizmet, gelişim ve dönüşüm sağlamış oldu ülkemiz. Demokratik sistemlerle de sağlıklı gelişim ve dönüşüm sağladı. Yalnız dönüşümü gelişim olarak da algılayarak söylüyorum. Örnek teşkil etsin diye söylüyorum. Demokratik anlamda örnek teşkil etsin diye söylüyorum. Bizler çocuklarımızı, kızlarımızı üniversitelerimizde okutamıyorduk. Başörtülüsünüz. Kendi vatanımızda, kendi üniversitemizde, kendi müfredatımızla yönetilen Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı üniversitelerimizde ya da YÖK'e bağlı üniversitelerimizde kızlarımızı sadece başörtülü diye tahsillerini yapamıyorlardı. Yurt dışına gönderiyordu. Şu anda ülkemizde öğrencileri eğitim ve öğretim görme hakkı verilmiş olmasını bir tarafa bırakın. Her alanda hanımefendiler başörtüleriyle mesleklerini icra edebiliyorlar. Asker olabiliyor, subay olabiliyor, doktor olabiliyor. Ama bunlar yoktu 15 yıl önce. Bu antidemokratik bir yapıydı. Yumuşatarak söylüyorum. Yani çünkü bu alanda canı yanan bir babayım ben de. Ben de çocuklarımı okutamadım bu ülkede. Yurt dışına göndermek zorunda kaldım. Şimdi bu demokratik bir değişim ve dönüşüm ve istikrardır. Türkiye'nin saygınlığı şu anda dünyada en saygın, saygınlığı istikrarlı bir şekilde yükselen ülkelerden birisiyiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Afrika'dan tüm İslam coğrafyasını dışında bizi sevmeyen ülkeler, sevmeyen ülkeler dahi bize saygıyla bakıyorlar bu gelişimlerimize, dönüşümlerimize. Bu da istikrarlı bir yönetim şeklidir. Sağlık alanı, eğitim alanı, yani sosyolojik yaşamda aklınıza gelebilecek tüm alanlarda Türkiye istikrarlı bir yönetimle çok büyük bir değişim ve gelişim sağlamış oldu. Ama komşu ülkelerimizle ilgili bir düşünce beyan edersem, fikrimi açıklarsam siyasi bir düşünce açıklamış olurum. O açıdan açıklamak istemem. Peki hocam, bölge açısına baktığımız zaman bir dönem bu bölgede yaşandı, yani Arap Baharı. Bunu nasıl görüyorsunuz? Arap Baharı küresel emperyalizmin İslam coğrafyasını 100 yıl daha yönetmek için yarattığı
çok iyi hesaplanmış bir projeydi. Arap Baharı diye, Arap Baharı ne diye algılıyorduk? Arap Baharı toplumlara, uluslara ya da küresel tüm bu kürede yaşayan tüm insanların algıladığı, Arap ülkelerinde ya da İslam coğrafyasında yaşayan antidemokratik sistemlerle yönetilen toplumların evrensel hak, hukuklara dayalı bir yönetim şekli için yaptığı demokratik direniş ya da değişim isteme talebiydi. Peki Libya demokratik mi şu anda? Suriye demokratik maalesef mi? Ya da Irak'ta yapılan milyonlarca kardeş kanının döküldüğü sistemde Irak halkı, ayrım yapmadan söylüyorum, Arabı, Türkmeni, Kürdü, Şiisi, Sunnisi, herkes bedel ödedi. Evet. Kazanan var mı? Yok. Suriye'de Arap Baharı'ndan kazanan var mı? Maalesef. Yemen'de var mı? Yok. Mısır'da var mı? Hı-hı. Hangi? Ya diyebilir miyiz? Doğru bir düşünce ancak yanlış uygulandı. Öyle diyebilir miyiz? Düşünce yoktu. Yani bu bir toplum bilimcilerinin İslam toplumları üzerinde küresel emperyalizmin oynadığı çok alçak bir oyundu. İktidarı kaybeden antidemokratik liderlerin İslam toplumuna, İslam halkına zulmeden hiçbir yönetim veya lideri savunma amaçlı değil bu söylemlerim. Yani bir Kaddafi'yi savunma amaçlı değil bu söylemlerim. Bu fark, yanlış bir algı oluşturmasın. Ama milyonlarca Müslümanın, bu coğrafyada yaşayan kadın, çocuk, insanın belki onlarca yıl eski haline gelemeyecek kadar büyük sosyolojik yıkımlar yaşadılar, ekonomik yıkımlar yaşadılar. İşte Türkiye örneğini gösterirseniz, Türkiye milyonlarca Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyor şu anda. Bu Arap Baharı dediğimiz şeyde. Maddi kayıplara dokunmuyorum bile. İnsani kayıplara. Sadece çizdiğim tabloda insani kayıplar var, insani değerler var. O zaman hocam, yani emperyalizmi güçler dediğimiz zaman demek ki bunu biz batılı ülkeye yükleyebiliriz. Onların yapmış oldukları bir proje ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır dünya üzerinde ne tür projeler her gün, her yıl, her başkan değiştiğinde, affedersiniz, her yeni bir başkan geldiğinde, yeni bir projesiyle meydana geldiğini artık herkes çok iyi biliyor. Sizce Amerika Birleşik Devletleri neden dünyaya hakim olmak istiyor? Şimdi dünyanın efendisi Amerika ya da Rusya ya da Avrupa ya da herhangi bir güçlü Çin bir ülke olamaz. Dünyada, bu yaşadığımız kürede, gezegende dini, dili, ırkı, rengi, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun her birey, Allah'ın yarattığı her birey ortak paydaştır. Eğer demokrasi, evrensel hak, çağdaşlık, medeniyet tanımlamasını yapıyorsa Batı toplumları, bu değerlerin anlamını kavramaları lazım. Özellikle bizim de yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız gezegene medeniyeti sözde, çağdaşlığı, uygarlığı, insani yaşam şekillerini öğretmeye çalışan Batı toplumları, ama kapital kazanımları için milyonlarca insanın kaoslarla yok olması projelerini yaratabiliyorlarsa, bunun adına çağdışılık, yobazlık, gericilik, hiçbir insani değeri taşımayan bir zihniyet ve yapılanmadır benim bakış açımda. Hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri dedim neden? Çünkü siz 15 Temmuz'da orada bir gazi olarak, tabii bunun yanında övünç madalyası almış bir isim olarak, yani baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ döneminde o başarısız darbe girişiminden sonra FETÖ elebaşını yanına alıp bir terör örgütünü yanında barındırması, ki baktığımız zaman yani bu bölge için iki terör örgütü var, tehdit yaratıyor. Bunlardan birisi FETÖ'dür, bir diğer taraftan PKK'dır. Siz orada bu durumu yaşadınız, bir gazi olarak onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
Biz de bunu her zaman yakından takip ediyorduk. Yani birçok ülkede de üniversiteler kapandı, özel okullar kapandı FETÖ'ye ait diye. O anları tekrar canlandırabilir misiniz? Tekrar anlatabilir misiniz? 15 Temmuz gecesini anlatırsam program yapamam sizinden. Doğrudur. Yani çünkü ben saat 11'de gittim. 3.30'da başımdan kurşundan yaralanıp İbn Sina Hastanesi'ne kaldırıldım Genelkurmay Kavşağı'nda. O ana kadar çok şehit cenazesi kaldırdım, yaralı taşıdım. O detaylara girersek hissiyatım kabarır, duygularım kabarır. Ve ben program yapamam sizinle, o kadarını anlatayım. Yani bir hayatı boyunca milli değerleri için, manevi değerleri için mücadele etmiş bir Türk milletinin onurlu, şahsiyetli bir bireyim. Kırmızı ışıkta bile geçmeyen bir insanım. Kendi helikopterlerimin, kendi uçaklarımın ve keskin nişancılarımın bizi öldürdüğü bir geceden bahsedersek, o detaylara çok girmek istemiyorum. Hissiyatım dağılır çünkü çok zor bir geceydi. Genel olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsünün üst akıllı kimdir? Üst akıllı FETÖ terör örgütü 1974'lü yıllarda kuruluyor. Sözde dini, sözde İslami bir yapı. İslam'la, maneviyatla hiçbir bağının olmadığı küresel emperyalizmin Türkiye üzerinde ve İslam coğrafyasında günün birinde ihtiyaç hissettiği zaman kullanmak amaçlı kurguladığı, yapıladığı çok güzel bir mühendisliktir. Çok güzel bir projedir. Yine 70'li yıllarda sözde dine dedim onu. PKK terör örgütü diye bir yapı oluşturuluyor. Sözde Kürt yapısıyla oluşturuyor. Fakat Kürt kimliğini benim bakış açımdan baktığımız zaman bunca yıldan sonra herhangi akıl selim bir Kürt'ün dönüp baktığı zaman bu dünyada benim en büyük düşmanım kimdir? Kesinlikle PKK diye bakmalıdır. On binlerce çocuğunu kaçırıp eline silah verip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı polisimizi, askerimizi şehit etmek amaçlı, ülkeyi parçalamak, ekonomisini çökertmek amaçlı kurgulanan bu yapı da yine 70'li yıllarda küresel emperyalizmin kurduğu bir yapıdır. Bakın, hiçbir İslam ülkesinin terör örgütlerine üreteceği silah yok. Yani İslam ülkelerinde bombalar, mayınlar, uçak savalar üretip de satan bir ülke yok hemen hemen. Peki nereden geliyor bunlar? Kim satıyor bu terör örgütlerine? Bunlar yapar Amerika ya da Rusya olsun. Yani bunlar işte küresel emperyalist. Yalnız Amerika demiyorum. Küresel emperyalist bilinçli söylüyorum. Yalnız yani bunlar küresel emperyalizm dediğiniz zaman bu coğrafyada bakın yakın bir zamanda Suriye üzerinde, Irak üzerinde bu küresel emperyalizmin emperyalistlerin uçakları havada bomba yağdırıyordu. Bunlar hepsi birbirine zıt kutuplardı. Düşman ülkeler havada uçakların kanatları birbirine değmiyor. Ama aşağıda Müslümanları bu coğrafyanın insanlarını öldüren bombalar birleşiyordu. O açıdan hiçbirinin birinden farkı yok. Genel bir kavram olarak söylüyorum küresel emperyalizm. Bu PKK terör örgütünün Kürt yapısıyla hiçbir aklı selimin bağdaştırmaması lazım. Ve Kürtlerin aklı selimi, bütün Kürtlerin sayıyı bilemiyorum tabii ama 40-50 bin terörist 20-25 yaşına gelmeden ölüyorsa ve bunu PKK terör örgütünün kaçırarak, kandırarak nasıl etkiliyorsa etkilesin, o Kürt ailelerinin PKK terör örgütünden bunun hesabını sorması lazım. Yaşayan bu gezegendeki en büyük düşmanları Kürtlerin PKK terör örgütüdür. Müslümanların en büyük düşmanı FETÖ yapısı gibi terör örgütleridir. Bakın, birçok ülkede FETÖ yapısı okullar kurmuş. Ve bu okullar herkesin kabul ettiği bu
bu yapı bir terör örgütü yapısıdır. Amerika tarafından kurgulandırılmış, yapılandırılmış, kollanan bir yapı. Okullarımızı bize neden teslim etmezler? Her kuruşu tüyü bitmemiş, Türk milletinin her kuruşu tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Buradaki herhangi, buradaki, Irak'taki, dünyanın her tarafındaki okullar. Nereden geldi o paralar? Türkiye'den himmet altında aldılar. Türk kurumlarından kredi aldılar. Nasıl aldılarsa aldılar. Sonuçta bu dışarıdan gelen para Türkiye'den geldi. Ve Türk milletinin parasıyla dünyanın her tarafından kurulan okullarla, bankalarla, fabrikalarla, dershanelerle dünyanın en büyük ekonomik holdingi oldu FETÖ yapısı. Tek amacı vardı. Günün birinde ihtiyaç hissedildiğinde Türkiye'nin kalbine hançeri saplayabilsin diye emperyalist güçlerin kurguladığı, yapıladığı bir yapıydı FETÖ terör örgütü. 15 Temmuz'da da hızla güçlenen, kendilerine boyun eğmeyen bir ülke artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Zenginleşen, modern dünyanın her alanında sahip olduğu değerlere hızla yaklaşan, hızla İslam coğrafyasının tartışılmaz lideri olan, saygınlığı artan Türkiye'nin, Türkiye'ye dur demeleri gerekiyordu bu emperyalist güçlerin. İşte 70'li yıllarda kurdukları o FETÖ yapısına 15 Temmuz'da artık belki bu kadar güçlü bir ülkenin kalbine hançer saplamanın kolay olmadığını biliyorlardı. Bunun bir intihar teşebbüsü olduğunu da biliyorlardı. Nihayetinde dünyaya tarihi destan yazan Türk milleti o hançeri, kalbine saplanmaya çalışan hançeri ellerinden alıp bu düşmanların kalbine sapladı. İşte o FETÖ yapısının da 15 Temmuz'da onu kuran iradenin ya da üst aklın ihtiyacı olduğu andı 15 Temmuz. 15 Temmuz darbesi algılandığı gibi öyle o kadar basit de değil. Yani bir darbe, askeri darbe teşebbüsünden çok öte bir şeydir. Türkiye'nin arasına, Türk toplumunun arasına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içine nifak tohumları ekerek kaoslar yaratmak, Suriye yapmak, Irak yapmak, yaşanılan süreci söylüyorum, Mısır yapmak, Libya yapmak, iç savaş yaratmak amacıyla tezgahlanmış çok alçak, çok hain bir plandı 15 Temmuz. Normalde alışılagelmiş askeri darbe gelecek, askerler yönetecek. Çünkü Türkiye başka bir Türkiye artık. Türk toplumu, Türk milleti artık askeri darbeye eyvallah demeyecek bir toplum. Aynı zamanda FETÖ yapısı gibi bir yapıya toplumun %50'sine yakını iktidardaki AK Parti ya gönül vermiş bir %50'sinin de kabul etmeyeceği bir durum olduğunu da bu üst akıl çok net biliyordu. Bu açıdan askeri darbenin çok ötesinde bir eylemdi 15 Temmuz. Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek çok alçak ve planlı bir projeydi. O zaman hocam şöyle deme ihtimalimiz de var mı? Biraz şöyle geçmiş yıllara bakacak olursak, bundan yaklaşık 100 sene öncesine bakacak olursak meydana gelen dünya savaşları, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine bakıldığı zaman yine batılı ülkeler tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne olsun ya da Irak'ı olsun o büyük devletler, çünkü Osmanlı gerçekten neredeyse dünyanın her yerine hakimdi ve İslamiyet'i yaymak amacıyla en fazla camileri kuran imparatorluktan bahsediyoruz. Yani İslamiyet'i gerçekten yayan tek ülkeydi. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu bunu yapıyordu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesini isteyen birçok ülke vardı. Bunların yanında işte Fransa olsun, İtalyanlar olsun, İngilizler olsun, birçok casuslar göndererek diyelim. Bu şekilde ve daha sonrasında dünya savaşları meydana geldi. Sizce bu son dönemde bu bölgede yaşanan bu kargaşa yeni bir ya da aslında yeni değil de aslında biz belki de 3. Dünya Savaşı'nın tam ortasındayız. Ya da bir İslam-Hristiyanlık savaşı mı? İslam-Hristiyanlık savaşı asla değil. Asla değil. Din savaşı değil. Din savaşı yok artık. Din savaşı olmaz.
Yani din savaşı değil bu yaşanılan. Bu küresel kapital kazanımı, yani emperyalizmin kapital kazanımları için toplumları bölüp, parçalayıp, yöneterek kendi halklarının toplumlarının zenginliği için bizleri İslam coğrafyasını fakirleştirerek bizim yeraltı kaynaklarımızı ya da farklı zenginliklerimizi gözümüzün içine bakarak, gasp ederek, çalarak da demiyorum, gasp ederek götürüp kendi toplumlarının refahını sağlıyorlar. Batı toplumlarının refahı bizden gasp ettikleri kazanımlarla refah düzeylerini yükseltiyorlar. Bahsettiğiniz 100 yıl öncesinde bir 100 yıllık bir proje yapıldı. Tespitiniz çok doğru. O projeyle İslam Osmanlı coğrafyası paylaşıldı. Osmanlı coğrafyası parçalanarak çok sert cümleler de kullanmak istemiyorum doğrusu. O zaman taşeron yönetimlerle anladım. Taşeron yönetimlerle, yani direkt kendilerine bağlı taşeron yönetimler oluşturularak, taşeron ne demek? Kendi halkının, evet, kendi milletinin, kendi toplumunun hizmeti önceliği olmayan yönetimler oluşturarak kendilerine %100 bağlı, git dediğinde kalacak kudreti olmayan yönetim şekilleri oluşturarak Osmanlı coğrafyası üzerinde yüzyıllık bir hakimiyet sürdüler. Şimdi yaptıkları ne? Yeni bir yüzyıllık plan. Bu bahar, Arap baharı ya da bizdeki FETÖ yapılanmaları ya da PKK terör örgütü gibi neredeyse 40 yıl, 50 yıldır Türkiye gibi güçlü bir devletin başına bela olmuş. Ekonomik, sosyal, demokratik her alanda önünü tıkayan bir yapıyı oluşturarak yüzyıllık planlarına giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini ilerlediler de 15 Temmuz bunların önündeki tek engeldir. Çünkü Mısır'da istediklerini yaptılar. Demokratik sistemle seçilmiş bir yönetim yerine askeri darbeyle gelen bir yönetimi kabullendiler. Pakistan, Türkiye gibi, Mısır gibi güçlü orduları olan ülkeleri sürekli 10 yılda bir askeri darbelerle geriye iterek kendi hakimiyetleri alına kontrolları altına alarak bu planlarını, projelerini hayata geçirerek, yani sömürü planlarını, projelerini hayata geçirerek geldiler. Ama bu bir yüzyıllık yeni bir planlamadır. Tekrar şimdi Osmanlı coğrafyası yerine İslam coğrafyasını paylaşmaya amaçlayan bir proje bu. Başarırlar mı? Türkiye dışında da başarırlar. Yani Türkiye dışında yani bir diklenen Bölgedeki en güçlü ülke Türkiye Cumhuriyeti. Yani bölgede değil, yani başka bölgelerdeki İslam olarak, yani ben bahsediyorum. Tabii ama yani Afrika'daki ülkelerin de umudu Türkiye. Bakın 15 Temmuz günü Somali'den, Sudan'dan, Afrika'nın, dünyanın öbür ucundan arkadaşlarım, dostlarım Türkiye'ye geldiler. Ve eminim ki bütün İslam dünyası, %95'i Kur'an okuyup, namaz kılıp, dua etmiştir Türkiye'nin bu küresel beladan kurtulması için. Ve kendi ülkelerinde olmuş gibi endişelenmişlerdir. Buna hiçbir şüphem yok. Hangi İslam ülkesinde olursa olsun. Çünkü bu yeni bir dünya oluşturuldu. Ve bu yeni bir dünyada İslam dünyasının haklarını savunacak tek demeyeyim de hadi en önemli ülke Türkiye diyeyim. Peki bunun da bir diğer bir bağlantısını kuracak olursak eğer hocam, 100 yıllık bir anlaşma vardı, Lozan Anlaşması. Onun da bitimine çok yakın, çok az bir sürede zaman kaldı. Artık günler de o kadar hızlı geçiyor ki. Belki de bütün bu projeler sırf o 100 yıllık anlaşma bitmeden meydana yeni bir proje çıkıp onu uzatmak ya da onun akabinde daha sonrasında yeni bir kargaşa yaratmak olabilir mi?
Bunlar o kadar pervasız ki öyle Lozan'ın hesabını falan yapmazlar bunlar. Yani bunlar böyle imzaya, antlaşmalara... O zaman anlaşmalar kağıt üzerinde durmuyor diyebiliriz. Tabii yani öyle bir şeyleri yok ki. Yani şimdi istedikleri benim ülkemden bir talepleri oluyor. Türk milleti hiçbir toplumun, ülkenin ya da Amerika'nın uyduğu eyaleti değil ki. Hayır dediğimizde karşılığında ertesi sabah ekonomimizi çökertmeye çalışıyorlar. Lozan'a falan bir imzaya bir şeye ihtiyaçları yok. Yani küresel güç dediğimiz böyle bir yapı. Açıkça tehdit ediyorlar. Ama ittifaklara bakıldığı zaman mesela bu kadar savaşlar meydana geliyor. Bu kadar silahlar ortada, işte Rusya, İran olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun, İngiltere olsun, Amerika olsun. Bütün bunlara dahil olan ülkeler varken bir diğer taraftan Doğu ülkelerine baktığımız zaman Çin, Kuzey Kore ve Japonya hep bunların dışında kalıyor. Demek ki ortada başka bir muhabbet mi var diyelim, anlaşma mı var diyelim? Neden? Orada Türkiye'de, da bir anlaşma var ama. Türkiye'de dışında artık. Neden? Çünkü Türkiye dünyanın yanılmıyorsam 18. en güçlü ekonomisi. Avrupa'nın yanlış bilgi vermeyeyim 9. olabilir. Avrupa'nın 9. evet. Türkiye'de artık o saydığınız ülkelerden biri. Türkiye NATO üyesi. Benim savunma sistemime ihtiyacım var diyor. Hava savunma sistemime ihtiyacım var diyor. Biz vermeyiz diyorlar. Peki o zaman Rusya'dan alıyorum dediğine de ondan alamazsın, NATO üyesisin. Tamam da Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1000 yıllık bir devlet. Köklü bir ülke. Asil bir milletiz biz. Türkiye 82 milyon Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkezi'yle bir millet oluşturmuşuz. Güçlü bir ülkeyiz biz. Güçlü bir milletiz. Şamar olana değiliz ki. Ha eskiden alışkanlıklarınız olabilir. Ama bugün o gün değil artık. Değişti de dönem. Ve biz bunlara boyun eğmediğimiz için İslam toplumlarının mazlum haklarının haklarını koruyan bir Türkiye olduğu için sürekli tehdit altındayız. Evet. Bakın, bizim yaşadığımız coğrafya Batı toplumlarının emperyalist güçleri ürettiklerini biz tüketicileriyiz. Yani kazanım alanlarıyız. Peki herhangi bir İslam ülkesinin zenginleşerek onların kazanımlarına ortak olmasını, paydaş olmasını hangi birey aklı selim kabul ederler diye düşünebiliriz ki? Ya da bizler demokratikleşip, özgürleşip, bizim evrensel normlarda bir demokratik sistemlere ulaşmamızı Batı toplumlar hep bu bahaneyle bizleri sömürüyorlar ya. İstemelerinin %1 ihtimali yok. Biz ne kadar fakir olursak, ne kadar iç savaşlarla, kaoslarla, yoksullukla, antidemokratik sistemlerle meşgul olursak, onlar o kadar sinsi planlarını hayata geçirirler. O açıdan birlikte yaşama kültürünü İslam toplumları ve bu kürede yaşayan tüm toplumlar, hangi coğrafyada yaşıyorlarsa yaşasınlar, yani bizim coğrafyamızda Türk'ü, Türkmeni, Arap'ı, Acemi, Kürt'ü birlikte yaşama kültürünü hayata geçirmeliyiz. Birbirimizi düşman, potansiyel düşman görerek, birbirimizi gırtlağına sarılarak, birbirimizin varlıklarına göz dikerek bu coğrafyada kaoslarla sadece onlara hizmet etmiş oluruz. Biz İslam coğrafyasıyız ve biz birlikte kendi değerlerimizle, kendi değerlerimizle, kendi kültürümüzle birlikte yaşama kültürünü hayata geçirirsek o zaman bu emperyalist güçlerden korunma içgüdüsünü de hayata geçirmiş olabiliriz. Peki hocam, bir akademisyen olarak aynı zamanda yazarsınız, şairsiniz. Bunu da devamlı kitaplarınızda insanın okuması için ve bilgilenmesi için bunu kitaplar halinde getirip insanların karşısına çıkarabiliyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman bu bölge insanları arasında ister istemez bir kendini
yani kendini beğenmişlik demeyelim de karşı tarafa karşı içinde her zaman bir ön yargı vardır. Yani bu ön yargıdan kurtulmanın sebepleri olması gerekir. Bundan uzak tutulması gerekir ki arada bir muhabbet bağı olsun. İnsanlar birbirlerini sevsinler ve her zaman barış içerisinde yaşasınlar. Çünkü biz kademeli olarak alacak olursak eğer tabii öncelikle Kürttür, Türkmendir, Araptır. İlk önce bu bağı güçlü kılmamız gerekir ki daha sonra bu milletler arasındaki bağı güçlü kılalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Tabii temel sorun ya da soru şu. Gerçekten bizim sorunlarımız mı var? Temel sorunlarımız mı var? Sünni sorunlarımız mı var? Temel sorunlarımız olduğunu kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Bu coğrafyada yaşayan insanlar aynı inanca, aynı kültüre, aynı değerlere, aynı kavramlara sahip toplumlar. Etnik yapı bu kadar ortak paydaş oldukları değerler silsilesinde etnik yapı çok önemli bir düşman olacak kadar önemli bir değer teşkil etmiyor. Peki o zaman nedir sorun? Sünni sorunlar vardır. Sünni sorunu yaratan da yaratıcılar vardır. İşte Şii, Sünni, Türkmen, Kürt. Bunu isimlendiren insanoğludur yalnız, o da var. Hayır. Bu coğrafyada kazanımlarını kaybetmeyen ve hiçbir insani değer taşımayan, petrol için bir ülkenin birkaç milyon insanının kaoslarından, iç savaşlarından ya da kendi askeri gücüyle katletmeye gözünü kırpmadan yapabilen küresel emperyalizmdir. Net. Bizim sorunlarımız Sünnidir. Bir entelektüel olarak söylüyorum. Bizim sorunlarımız Sünnidir. Temel kalıcı sorunlarımız olamaz. Çünkü aynı inancı, aynı kültürü, aynı değerleri, aynı kavramı, aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Her şeyimiz ortak. Evet. Biz neden bu kadar birbirimize düşman olacak bir etken nedir ki? Hiç farkında bile değiliz savaştığımızın. Bir bakıyorsunuz, İslam'la hiçbir alakası olmayan bir aşağılık yapı, affedersiniz seyircilerimden de özür diliyorum dinleyenlerden, DEAŞ yapısı ortaya çıkartılıyor. Ve tüm İslam toplumlarına milyonlarca insanın katledilmesine vesile oluyor. Ve belki Irak'ın, Suriye'nin imarı 10 yıllar alacaktır eski düzeyine gelebilmesi için. İslam'la hiçbir ilgisi yok. Ya da FETÖ yapısı ya da PKK terör örgütü. Yani bu terör örgütlerini yapılandırılan ya da siyasi problemler aramızda yaratan ya da mezhepsel sorunlar yaratan ya da etnik sorunlar yaratan dönüp bir bakmamız lazım. Bir düşünmemiz lazım. Biz günün sonunda biz mi kazanıyoruz? Kazançlı biz mi çıkıyoruz? Tarihe bir bakalım. Tüm bu yaşadığımız olaylardan, kaoslardan, iç savaşlardan kazançlı çıkan bir millet, bir toplum var mı? Hep kaybedeniz. Kazanan ama bir kazanan var. Bakın bir kazanan var. Silah satanlar kazançlı. Yeraltı kaynaklarımızı götürenler kazançlı. Ve sistemlerimizi yaratarak istedikleri yöneticileri başımıza getirenler kazançlı. O açıdan dini, dili, ırkı, rengi, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun bu coğrafyada yaşayan her birey bu coğrafyanın paydaşı olduğu gibi yaratılan sorunların da bedel ödeyenidir. Bırakın toplumları, bireyler dahil. Sorunlarımız temel sorun değil. Hocam, bilmiyorum soruna cevap alabilirim. Ben aldım soruyu. Umuyorum ki değerli izleyenlerimiz de yani bu konuyla ilgili gerçekten sizden bilgi alırlar. Ama maalesef ki yani belli bir süremiz var. Yani programı ben kapatmadan önce şunu da size sormak istiyorum. Bu konunun üzerinde de yani öyle geçmek istemiyorum. Çünkü ayağınızın tozuyla siz Kerkük'e geldiniz. Burada Kerkük Üniversitesi'ni ziyaret ettiniz. Orada görüşmeleriniz oldu. Neler yapıldığını, neler görüşüldü? Üniversiteler açısından Kerkük Üniversitesi'ni nasıl buldunuz? Tabii programı
Kerkük'e gelişimizle ilgili Türkmeneri Televizyonu benim çok kalbimdeki yeri çok farklıdır. Davetinize teşekkür ediyorum. Hoş Sayın geldiniz tekrardan. Genel Müdürümüze Yalman Bey, çok aziz kardeşim, Hanifi Bey kardeşim, Ankara'da Hanifi Bey'e. Burada Kerkük'le önce Erbil'de toplantılarımız vardı. O bölgede bulunan üniversite rektörleri, bakanlarla bölgesel bir akademik toplantı yaptık. Uluslararası Üniversite Konseyi üyesi rektörlerinden 2 gün. Daha önce Bağdat'ta yapmıştık. Yine bölgesel bir toplantıya katılmıştım Bağdat'ta da. Kerkük'e yine Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin yöneticilerinden olan çok değerli kardeşim Profesör Doktor Abbas Bey'in davetiyle tıp fakültesinin etkinliklerine katılmak için geldik. Günü birlikte olsa. Tabii Kerkük'ün bu coğrafyada çok değerli bir yeri vardır. Birlikte yaşama kültürü, bu felsefeyi her yerde konuşuyorum, anlatmaya çalışıyorum, açıklamaya çalışıyorum. Neden böyle bir felsefe? İşte Kerkük'te bu felsefe yaşanıyor. Türkmeni, Kürt'ü, Arabı, Şiisi, Sunnisi, birileri karışmasa 1000 yıl olaysız yaşarlar. Birileri bir tarafa çekmese o kadar değerli bir kent ki, tam bir kültür mozaiği bir kent. Bu akademik çalışmalarımızı Kerkük Üniversitesi'nde davetine icabet etmek için gelmiştik. Tabii bu beni mutlu eden tarafı kızla bu bölge zenginleşiyor. Demokrasi sisteme hızlı bir dönüş yapıyor. Yani kurumlar kurumsal görevlerini yapmaya başlıyorlar. Güvenlik, ekonomik, akademik, medya ve çok önemli olan şey, 1000 kere şükürler olsun Rabbime, huzur var artık. Evet. Terör yok. Huzurun olduğu yerde de tüm sorunların çözümü çok kolay olur. Umuyoruz. Peki hocam, sizden son ricam olacak. Daha sonra programı kapatacağım. Arada her zaman biz diyoruz ki barış olsun, sevgi olsun. Bu sadece milletler arasında değil. Yani bu toplumda da olsun, çevremizde de olsun, iş yerlerinde olsun, evlerde olsun, arkadaşlıklar olsun. Hatta bir şair olduğunuz için aynı zamanda kitaplarda da olsun, sevgililer arasında da olsun diyorum. Eminim ki şöyle sizin çok değer verdiğiniz bir cümle vardır sevgiyle dair. Bunu alabilir miyim sizden? Sevgi dünyada insan hissiyatının en kutsal değeridir. Sevgi olan yerde öfke olmaz. Sevgi olan yerde nefret olmaz. Evet. Sevgi olan yerde hoşgörü olur. Eşler birbirlerini sevdiği müddetçe o bir yastığa baş koyma tabirini yapabilirler. Anne baba evlatlarına sevgiyle tahammül ettiği sürece evlatlarının hatalarını hoşgörüyle karşılayabilirler. Evlatlar anne ve babaya ömür boyu verdikleri o asla bedeli ödenmez. Sevgiyi, emeği, dünya varoluşu nedenlerini evlatlar algılarsa, sevgiyle bakarlarsa anne veya babalarından anne veya babalarının değerinin yüksekliğini o zaman algılayabilirler. Eğer insansak temel hamurumuz sevgidir. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Temel hamurumuz sevgidir dediniz. Evet. Maalesef programımızın sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir program geçti. Bizlerle birlikte olduğunuz için tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Türkmen Televizyonu aracılığıyla bizi dinleyen özellikle Türkmen kardeşlerim ve tüm izleyicilere sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum.
Değerli izleyenlerimiz, Görüşler Değerler programında böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bugün bizlerle birlikte Türkiye'nin başkenti Ankara'dan Kerkük'e gelerekten misafirimiz olan, konuğumuz olan çok değerli Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu bizlerle birlikteydi. Hem bölgeyi değerlendirdik, hem çalışmaları değerlendirdik. Barıştan bahsettik, sevgiden bahsettik, hoşgörüden bahsettik. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Tekrar karşınızda olmak dileğiyle mutlu akşamlar dilerim. Esselam.